siz böyle bir korku taşıyor musunuz mesela? Şimdi önce bu özel sektör reformu meselesine gelelim. Tabii bu kadar çürümüş, çökmüş bir devlet dururken özel sektörün reformu gerekli ama çok daha tali bir mesele oluyor. Ama ben hocama katılıyorum. Holding meselesi batıda 60'larda bitmiştir. 60-70 arası Amerika'da bütün holdingler çökmüştür. Nedir holding? İğneden otomobile kadar. Öyle saçma şey olur mu ya? Herkesin bir core business dediğimiz esas işi olur. Ama bir GE var. Esas işin dışına çıkan her firma dayak yemiştir, dönmüştür. Bunun en başarılı örneği Amerika'daki bütün büyük firmalara bakın. Kendi işinin dışına yatırım yapan hepsi, siz takip etmişsinizdir işiniz icabı, zararla kapatmışlardır, satmışlardır. Bir General yani, Electric vakası var ama. Tabii General Electric vakası. İğneden ipliğe her şey. Hayır, o da çoğunu sattı. Hayır, General Electric şeye girdi. Kompütere girdi, bıraktı, çok büyük zarar etti. Şeye girdi, defense'e girdi, oradan çekildi. Mesela RCA var, RCA de radyo firmasıdır. O bilgisayara girdi, şey yaptı. Yani başka sahaya giren hepsi zarar etmiştir. Bizde niye ayakta kalıyor? Hocamın dediği bankası var. Holding şemasında birbirini destekliyor. Haksız rekabet yaratıyor. Bu zaman içinde çözer, çöker. Yani bu tam rekabet piyasası, tüketici hakları ve hukuk, internasyonel hukuk geldiği zaman bir de bankayı yasaklarsan, yani bankayı banka olarak bırakırsan bu zaman içinde çöker diye düşünüyorum. Şimdi devlet tarafına gelince, şimdi şöyle bakacaksın. Diyelim ki sen balık yetiştiriyorsun, tamam mı? Bu balık 25 derecelik suda suyu seviyor. Türkiye'de derece 15'e düşmüş. Daha da soğutuyoruz onu. Ondan sonra diyoruz ki balık yetişmiyor. Ondan sonra yabancı balık gelmiyor. Yahu kardeşim Türkiye işveren için, girişimci için cehennemdir. Bundan daha kötü bir ülke yok. Küba bile buradan daha iyi. Vietnam daha iyi. Vietnam. Komünist Vietnam. Bunu şimdi burada söylüyorum. Biri gelsin ki hayır değil desin. Ve bir iki gün sonra tartışalım belgeleriyle. Yani Türkiye'ye girişimci için bütün vergiler, pahalı finansman, devletin getirdiği engeller, devleti bırak, belediyenin hepsinin getirdiği engeller. Bir cehennem burası. Sen şimdi bu cehenneme diyorsun ki yabancıya gel. Biz hasbelkader burada doğduğumuz için burada Türk girişimciler var. Onlar da nasıl kaçacağız onu düşünüyorlar. Şimdi bakın bir yerin değeri nasıl olur? Diyelim ki sen New York'ta bir otel alacaksın. Zengin bir Türksün. Tersine bakalım yani yabancının Türkiye'de bir şey almasının sen dışarıda alacaksın. Gittin New York'a baktın otelin yeni inşaat değeri 30 milyon dolar. Ama bir baktın ki New York'ta müthiş bir anarşi var. Turist gelmiyor. İki, yüksek vergiler koymuş belediye. Üç, başka bir mahsurlar koymuş. Sen o oteli ancak 7-8 milyon dolar verirlerse alırsın. 30 milyon dolara almazsın. Onun için Türkiye'deki şirketlerin değeri devletin yarattığı bu kötü ortam, yani iş hayatının aleyhine bir olan ortam yüzünden değeri düşüktür. Yoksa değer öyle anlaşılıyor. Mesela bankacılığı ele alalım. Türkiye'de faizler çok yüksek. Öyle değil mi? Evet. Peki Avrupa'da faizler ne? %2, %3. Ve Avrupa'da para çok bol. Öyle değil mi hocam? Amerika'da, Avrupa'da durgunluk yüzünden para taşıyor. Adamlar %2 faizden borç vermek istiyorlar. Blue chip şirketler dedikleri BP gibi petrol şirketlerinin faizi ne biliyor musunuz? Sıfır. Kredi faizi sıfır. Dikkat edin. Yani Libor'un 2 puan altında, 2 Libor'sa veya 3 Libor'sa sıfırla. Peki aynı adam aptal mı? Niye Türkiye'deki bankalar %20 döviz faizi istiyorlar en sağlam müşterisinde? Bırak ötekileri. Peki niye gelip burada borç vermiyorlar? Ya bunlar aptal şimdi, biz çok akıllıyız öyle mi? Hayır, onlar akıllı. Türkiye'ye gelmemek de akıllı. Çünkü geriye dönük vergi alabiliriz. Paralarına ilave harçlar getirebiliriz. Enflasyon muhasebesi uygulamadığımız için olmayan karlarından vergiler tahakkuk ettirebiliriz. O zaman da sürünürsün. Yani demin söylediğim gibi sen balık yemek istiyorsan, balık üretmek istiyorsan ve balık da naturası icabı 25 derece su istiyorsa suyu 25 derece yapacaksın. 15 derece yapıp da ya bu balık niye gelmiyor diye ağlarsan yani Erol böyle Bey'in çok gibi, program yaparız. Erol Bey'in dediği gibi korkmanıza gerek yok zaten gelmezler diyor. Kesin gelmeyecekler. Aynı fikirdeyim. Şimdi, şeyden bahsediyorum. Sözünüzü kestim. Estağfurullah.
Bu genel ekonomiye girdik. Yani genel ekonomik sıkıntılara girdik. Bizim kamuoyunun bizden beklediği çok önemli bir konu var. Ve biz bugün iki programda da, bundan önceki iki programımızda da hep bunu konuştuk ve durmadan da kamuoyundan bu şekilde telefonlar alıyoruz. Yani bunun çözümü, insanlar bunu merak ediyor. Şimdi Barış'ın çok güzel bir hesabı var. 300'er dolar hepimizin cebinden çıkıyor. Şu batık bankalar nedeniyle. Ve insanlar diyorlar ki bu 300 dolarımızı nasıl tahsil edeceğiz? Çok önemli bu. Yani ve durmadan da zarar artıyor. Şu ana kadar 18 katrilyon lira 300 dolar ödenmiş. Şey yapmasınlar, aman başka bir şey isteme, razıyım diyecekler. Yoksa yani daha da çok büyüyor bu iş. Şimdi bu bankalardan bir mucize mi bekliyorsunuz? Ama şu olabilirdi, bak ben, bizim söylediğimiz politikayı uygularsan, finansal serbest bölge, vergi almazsan, büyük bankalar Avrupa müdürlüklerini veya bölge 3 kıtanın müdürlüklerini İstanbul'a taşıyabilirler. O zaman da bu ufak bankalara talip olabilirler. Bu az ve talep meselesidir. Mesela bir örnek vereyim size, gene basit. Gene bu bankalarla ilgili ama. Diyelim ki bir mahallede bakkallar iyi iş yapıyor. O zaman sen bakkalını kaparken çok iyi hava parasıyla devredebilirsin. Öyle değil mi? Kötü iş yapıyorsa kimse para vermez. Onun için bu dediğim sıfır faizli finansal serbest bölge politikası gelirse, yabancı bankalar yeni banka kurmaktansa kendilerine, buranın şeyi gibi o bankaları tek tek alırlar, şubelerinden, personelinden, bilgisayar ağından, hepsinden faydalanabilirler. Şimdi o bankaların hepsinin kötüleşmesi, Türkiye'de bankacılığa olan, yani banka kurmak isteyen adamın, paralı adamın olmamasıdır. İçeride yok böyle bir adam, dışarıda da bu ortamda gelmiyor. Türk hükümetinin yarattığı atmosferde gelmiyor. Siz şöyle yetkilisiniz şey şimdi. Şimdi siz yetkilisiniz. Evet. Şimdi içeride bankanın patronu diyor ki size, ben diyor parayı vermek istiyorum. Zararlı. Ama gel anlaşalım istiyor. Siz anlaşır mısınız? Nasıl çözersiniz bu konuyu? Anlamadım. Dışarıdaki adam almak istiyor, ben satacağım var. Satarım gider. Hayır, onu demek istemiyorum. Şimdi olay şu. Şimdi oraya gelelim. Yine oraya gelelim. Ben demin onu izah edecektim. Siz de o başka bir örnek verdiniz. Şimdi batık bankalardan bahsediyoruz ve bunların zararları var. Ve banka patronları da, bu batık banka patronları da işte anlaşmaya yanaşıyor diyelim. Evet. Yani sizle anlaşacak. Ödeyeyim diye anlaşmak istiyor. Hani şimdi tahsilattan bahsediyoruz ya. Doğru, tahsilat, zarar durmadan büyüyor. Ondan bahsediyoruz. Bir yerde artık dur dememiz lazım. Onu anlaşacaksınız. Şimdi nasıl olur bu tahsilat? Şimdi bu konuda bence bir kişiye veya heyete yetki vereceksiniz günah sevabıyla ve güveneceksiniz güven üzerine. Yeni alan sene verebilirim bu görevi diyorsunuz. Ben veririm. Tamam. Yani açık söyleyeyim. Var Türkiye'de temiz çok insan var. Ve bu adamlar gidecekler çünkü bunlar bu işi becerir. Zaten yapılan hatalardan biri neydi biliyor musunuz? Mali bünyesi zayıflayan bankalara doğrudan el koyma. Suniyet yoksa el koymayacaklardı. Hissesini alıp geçici olarak veya hisse blokajıyla içeriye para koyacaklardı. Ve kredilere devlet adam atayacaktı. Herhangi bir yere kredi, istemediğim yere kredi vermesin diye. Japonya bunu yaptı, hala kurtulamadı. Biz bankacılığı şey yapıyoruz. Japonya'nın problemi bizimkinin 100 mislidir. Bak dikkat et, 10 misli demiyorum, 100 mislidir. Japonya 97'de 500 milyar dolar plase etti bankalara. Pasif hissedar olarak içeri para koydu. Bugünkü açığı bankaların Japonya'da 1 trilyon dolardır. Yani her ülkede olur, bu anlamda söylüyorum. Akıllı adam, Japonya akıllı demiyorum. Eğer akıllı davranırsanız, çünkü tasfiye çok zor bir iştir. Ama bir Japon'a sorduğunuz zaman kısa vade ne dediğinizde 10 yıl anlıyor. Yani sorunlarımız çok farklı. Japonya'nın sorunu var, sen bakma Japonya farklı. Çok daha ağır sorunları var da şimdi Türkiye'nin şeyini gelelim. Evet. Şimdi bu bankalara bir kısmı dediğim gibi bu şekilde canlandırılabilirdi ama artık geçti. Adamlar bunu ödemek istiyorlarsa bence çok iyi davranmak lazım. Anlaşmaları sağlam yapmak lazım ve o paranın ne kadarını kurtarsa kârdır. Çünkü her geçen gün bence biz hepimiz zarar ediyoruz. Bedede kadar. Yani Murat'ın söylediği 300 dolar artıyor. Mesele bunu kesip atmaktır. Bakın iş hayatında biliyor musunuz en zor iş şirket kapatmaktır. İş adamlarının en önemli zaafı kötü giden şirketleri kapatmalarıdır. Ne yapar iş adamı biliyor musun? Kötü giden şirketi düzelteceğim diye anası ağlar. İyi giden şirkete yeterince vakit ayırmaz. Oradaki karından olur. Kötü giden şirkette zaten kötü gider. İyi iş adamı egosuna yediremez şirket kapatmayı. Çünkü yatırım kararını o almışsa bu şirket kötü gidiyor yediremez. Geberir. İlla onu canlandırır. Lan bırak kapat şunu.
Benim hayatta yaptığım en büyük hata odur. Birçok şirketimi zarar ederken kapatmadım. Sonra çok zararlı mecburen kapattım yani. Mecburen kesip attım. Erken kapatsaydım müthiş karlı olacak. Ya bu işte de kol kesmekte fayda var. Ya onun için tasfiye meselesinde dinamik bir ekip ki Ankara'dan bunu kesinlikle beklemiyorum. İnşallah yaparlar. Gerçi bu kurumları İstanbul'a kurdular ama. Ha, yapsınlar. Çok memnun olurum. Hızlı bir şekilde bu adamlara imkan verip ve kontrol ederek. Yani hem bankayı kontrol edecekler hem karşı tarafın şirketlerini. Orayla kontrol aldıkları bir canlanma sağlanabilir.